İyi Parti grubu adına mahkemenin bu görüşmesinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri, sayın bürokratlarımızı, değerli misafirlerimizi ve bizi izleyen değerli hemşehrilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepimizin malum olduğu gibi, diğer parti grubu arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi ben de İdlib Suriye konusunda söz almak istiyorum. İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman Mehmetçiğimize Şafi adıyla Allah'tan acil şifalar dilerim. İyi Parti olarak farklı siyasi politikalarımızı saklı kalma şartı ile millet olmanın şuuruyla bu alçak, hain, kalleş ve menfurca yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle İyi Parti grubu olarak kınıyoruz. Şunu iyi bilsinler ki bu kan emici sömürgenler, emperyalistler 24 Mayıs 1993'te Elazığ Bingöl Karayolu'nda 33 Mehmetçiğimizi şehit ettiklerinde de emellerine, gayelerine, amaçlarına nasıl ulaşamadıysalar bugün de bundan sonra da asla ve katla ulaşamayacaklardır. Değerli arkadaşlarım, zalimin zulmüne karşı çıkmamak mazluma yapılacak en büyük kötülüktür. Ben zalimlerle birlik ve varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalimlere karşı gelerek bulacağım ölümü ise yücelik sayarım anlayışıyla kahraman ordumuz bugün, dün ve yarın 5 Mart'a kadar tahmin ediyorum doğanın yeniden can kazandığı bu coğrafyada, bu bahar ayında göğsünü kalkan yaparak insanlık adına, insan hakları adına emperyalizme karşı bahar kalkanı harekatı başlatmıştır. Kahraman Mehmetçiğimizin kılına zarar gelmeden muzaffer olarak ana baba ocaklarına, sevdiklerine, yar ve yarenlerine, sevdikleriyle kavuşmalarını Rabbimden niyaz edelim. Ayrıca hepimizin malum olduğu gibi gene mübarek 3 aylara girdik. Bu 3 ayların ülkemize, coğrafyamıza, bölgemize birlik, beraberlik, sevgi, özellikle sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum bu 3 aylarda. Ayrıca sizleri de Recep, Şaban, Ramazan'ı sağlık sıhhat içerisinde değerlendirip kutlayıp bayrama ulaşmanızı da Allah'tan, Rabbinden niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, yine geçen sene Şubat'ın 13'ünde vefat eden ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçılardan olan Ozan Arif Şirin'e ölümünün 1. yıl dönümünde Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabır diliyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli meclis başkanı, 8 Mart 1857 ile ilgili ufak bir anekdotla beraber bugünden almak istiyorum. 8 Mart 1857 ülke Amerika Birleşik Devletleri, şehir New York ve New York'un içinde bir dokuma fabrikası, tekstil fabrikası ve bu fabrikada çalışan 40 bin işçi. Yalnız bu 40 bin işçi dokuma fabrikasında, tekstil fabrikasında çalışıyorlar. Ancak bu fabrikada yaptıkları üretimde bugün birçoğumuzun giydiği bulijin, kot dediğimiz dokuma ürünü. New York'ta bu fabrikada çalışan 40 bin işçi o günlerde bu bulijini dokurken, üretirken çok zor şartlarda, ağır şartlarda, ağır ve kötü şartlarda, insanlık dışı şartlarda üreterek, çalışarak üretiyorlardı. Bir sene 1857 ve yer Amerika ve New York. Ve bir müddet sonra bu 40 bin kişi şöyle ağır şartlar vardı, koşullar vardı. Günde 18 saat çalışıyorlardı. 18 saat çalıştıkları yetmiyordu. İşe eşit ücret de almıyorlardı. Yani kadın haklarıyla, kadınlarla erkekler arasında hem cinsiyet anlamında olduğu gibi ücret anlamında da büyük farklılıklar vardı. Ve kadınlar buna dayanamadılar.
ilgililere, amirlerine, yetkililerine bu ağır koşulların düzeltilmesiyle ilgili olarak birçok defa dile getirdikleri görüşmelerinde sonuç alamadılar. Ve sonunda dile getirdiler, alamadılar ama sonunda karar verdiler. Neye karar verdiler? Bu 40 bin kişi fabrikada greve gitmeye karar verdiler. Çünkü insani olarak, sözlü olarak kendileri ifade ettikleri sorunlarını, problemlerini çözememişlerdi. Ve tek bir şey kalmıştı, grev. Ve 8 Mart 1857'de bir öğle vakti grev kararı aldılar. Ve bu 40 bin kişi grev kararı alınca tabii işverenler, kapitalistler ve sermayede hemen harekete geçti ve fabrikanın önüne askeri ve polisi yığıldı. Asker ve polisi yığıldığında kalmadı. Bu fabrikanın önünde de engeller, barikatlar, maniyalar, her şeyi bentler kurdular. Ve bunun üzerine bunu gören orada çalışan 40 bin işçi mecburen fabrikanın içine girdiler ve fabrikanın kapısını içeriden kendilerinin üzerine kapattılar. Kapatınca kendilerini güvenceye aldılar. Dışarıda polis, içeride işçiler. Fakat bir müddet sonra fabrikanın yetkilileri askerlerle, polislerle görüşerek bir karar aldılar ve alınan karar şuydu. Fabrikada yangı çıkarılacak polis tarafından. Bu yangı sonucunda da işçiler dışarı çıkarılacaktı. Ve evet, aynen dediklerini yaptılar. Patron, işbirlikçisi, polislerle, güvenlikçilerle beraber fabrikayı yaktılar. Fabrika yanmaya başladı ve bu cam havliyle insanlar kapıları, açtıkları kapıları çıkarıp dışarı çıkmaya çalıştılar. Fakat bu sefer daha evvelden polis tarafından kurulan engeller, badireler olduğu için buraya takıldılar. Yangın büyümüştü, alevlenmişti, coşkulanmıştı ve burada takıldıkları yerde düştüler ve kendileri öldüler. Burada ölenler, hani emek şehitleri diyorum ben, hakikaten kendi emekleri için, çocukları, çocukları için, aşkları ve işleri için ölüme göz aldılar. Bunlar çoğunlukla kadındılar. Bu kadınlar ölmüştü burada. Değerli arkadaşlarım, bunun üzerine bu 120 kadın içi burada öldü. 120 kadın içi. Bunun üzerine 1910 yılında o zamanın dünyanın o bölgelerindeki bir kadın lideri olan Clara Zetkin 1910 yılında bir önerge vererek 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. 1910 yılında. Ve 1910 yılında evet, Kadınlar Günü olarak kutlanması kabul edildi. Ama yetmezdi. Clara Zetkin çalışmalarını ve mücadelesi devam ettirdi. 1921 yılında ise bu sefer 3. Uluslararası Kadın Konferansı'nda buraya bir ilave daha yaptılar bir kelime. Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verdiler. Evet, 1921 yılından beri Kadınlar Günü, 1921'den sonra Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlamaya başladı. Ülkemize gelince, Türkiye'de ise bu 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya karar verildi. Bu şekilde de hala günümüzde kutlanmaktadır. Bu kısa kadın ve emek bağlantılı öyküyü ve anekdotu anlattıktan sonra Türkiye'ye gelecek olursak. Türkiye'de bugün merdiven altında özellikle gene tekstil, konfeksiyon, dokuma gibi çalışan, üreten iş yerlerinde kız işçilerin çoğunlukta. Çocuk yaşta kız işçiler var. Çocuk yaşta. Bunun dışında yine köylerimizde mezarlar yapıyor yerlerde çocuk gelinler var. Berdeller var. Çocuk, kız çocuk gelinleri var. Ben İYİ Parti grubu olarak tüm bu kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ayrıca kadın meclis üyelerimizin de ve belediyemizde çalışan kadın emekçilerimizin de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yine şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle bu vatan için, bu bayrak için ve iman için mücadele eden, emek veren kahraman Türk kadınlarımızı da unutmak tabii ki mümkün değildir. Bu nedenle, bu vesileyle de Halile Edip Adıvarları, Nene Hatunları, Halime Çavuşları, Nezahat Onbaşıları, Fatmaları, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ruhlara şad olsun. Hepinize teşekkür ederim.